Değerli basın emekçileri, kıymetli siirt halklarımız, malumunuz yarın yerel yönetim seçimleri var. Bizden parti olarak yaklaşık 3 aydan beri sürdürdüğümüz çalışmaları tamamlayarak son sözü halkımıza yarın bırakacağız. Değerli basın emekçileri, gönül isterdi ki siyaseten rakibimiz olan siyasi parti ile eşit ve demokratik şartlarda yarışmak isterdik. Ancak hepinizin de bildiği gibi çok eşit, adil ve şeffaf bir yarış olmadı, olmayacak gibi. Devletin tüm olanaklarını kendi lehine kullanmaktan çekinmeyen bir rakiple yarıştığımızı belirtmek istiyorum. Yerel demokrasi gündeminde halkı doğrudan ilgilendiren, onların gündelik yaşantılarında önemli yer tutan, elle tutulur, gözle görülür, sorunların yer aldığı, bu sorunların demokratik usullere uygun olarak tartışılıp karara bağlandığı ve uygulamasını gerçekleştirdiği küçük ölçekli bir dünyadır. Özetle söylenecek olursa, yerel demokrasi belirli bir yaşam alanında alınan siyasi kararların orada yaşayan insanlarla birlikte alınmasıdır. Altını çizerek bir kez daha ifade etmek isteriz ki, orada yaşayan halklarla beraber birlikte karar alınma sürecidir. Ancak sizin de bildiğiniz gibi aylardır söylüyoruz, işte az önce okuduğum yerel demokrasi iradesi maalesef mevcut iktidar AKP ve MHP iktidarının 3 ve 4 ay önce bütün bölge kentlerinde uyguladığı dışarıdan getirilen kaçak, haram, köle seçmenlerle Siirt halkımızın iradesi, Ero halkımızın iradesi, Kurtalan halkının iradesi özellikle tüm ilçe ve beldelerde değiştirilmek isteniyor. Sizler de biliyorsunuz kent merkezine 6500 civarında bir seçmen taşındı. Ancak değerli basın emekçileri, saygıdeğer Siirt halkımız, 2 gündür basından da takip ettiğiniz üzere Siirt'te Siirt seçmenleri, dışarıda bulunan özellikle Siirt seçmenleri bu yapılan hileye, hurdaya ve haksızlığa karşı dışarıdan akın akın kentimize geliyor ve bu haram ve kaçak oylara karşı oylarını kullanmaya geliyorlar. İşte biz sizlerin huzurunda, sizlerin aracılığıyla bu seçmenlerimizi kutluyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Değerli basın emekçileri, kuşkusuz bu yapılan hilelere Siirt olarak yabancı olmadığımızı belirtmek isteriz. Bu konuda aynı zamanda tecrübeli bir siyasi parti olduğumuzu da hatırlatmak isteriz. 2019 seçimlerinde de aynı yöntemle çalışmışlardı. Ama halkımız izin vermemişti. Onların tüm olanakları varsa bizim de çelikten bir iradeye sahip halkımız var. Ve buradan bir kez daha ifade etmek isteriz ki AKP'nin seçim usulsüzlüklerine karşı parti olarak tüm tedbirlerimizi aldığımızı siz değerli basın emekçileri aracılığıyla halkımıza duyurmak istiyoruz. Seçim günü sahada tüm il ve ilçe ve beldeler olmak üzere yaklaşık 1500 arkadaşımız gerek okul sorunlarımız gerek de sandık ve müşahit görevlisi olarak görev alacaklardır. Yine yaklaşık 50 avukat arkadaşımızla sahada seçim ve sandık güvenliği, yine vekillerimiz Sayın Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve vekilimiz Mehmet Kamaş'la süreci takip edeceklerdir. Değerli basın emekçileri, Siirt merkezde 326 sandığımız var. Az önce belirttiğim gibi 1500 civarında kent genelinde güvenliği sağlamakla sandık görevlileri ve müşahit ve okul sorumlularımız bulunmakta. Siirt'te de 326 sandığımız var kent merkezinde. 36 okulda gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sandık görevlilerimizi, müşahitlerimizi tamamladık. Yine o gün okul sorunlarımız, yine il merkezinde, il binamızda kuracağımız kriz masasıyla süreci takip edeceğimizi belirtiyoruz. Ve bu çerçevede siz değerli basının aracılığıyla Siirt halklarına, kardeş Siirt halkına tüm halkları yarın sandığa davet ediyoruz. Ve sandığa sahip çıkmaya, iradeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ve diyoruz ki kardeş Siirt halkları kazanacak, kayyum zihniyeti gidecek, kayyumun temsilcileri bu kentte kazanamaz. Siirt kazanacak, halklar kazanacak, halkların kardeşliğin mekanı olan, evi olan Dev Parti kazanacak. Halkımızın emekçi adayları sizlerin içinden, Siirt halklarının içinden Sayın Mehmet Kaysi ve Sayın Safiye Alagaş kazanacak diyor. Hepinizi il örgütümüz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Halkımızı seçime davet ediyoruz. Yoğun bir maratonun sonunda seçim harekasında bulunmuş
olduğumuz bugün. Kentimize getirilen binlerce kaçak, bu halkın iradesini gasp eden seçmene dönük bizim de halkımıza çağrımızdır. Siirt'te yaşayan bütün halklara burada Siirt'in iradesinin açığa çıkması gerektiğini ve bu çerçevede dışarıdan getirilip halkımızın iradesini sandığa gitmeden gasp etmeye çalışanlara eminim Siirt halkları iki dönemdir gasp edilen iradesinden yola çıkarak getirilen hizmete bakarak o kararı verecektir. Biz Siirt halklarına güveniyoruz. Siirt halkının iradesinin, Siirt'te yaşayan her bireyin iradesinin açığa çıkması gerekiyor. Dışarıdan gelenlerin bizim irademize, bizim kentimiz hakkında, bizim yaşamımıza, bizim kentimizde ne hizmet edileceğine onlar karar vermemelidir. Siirt halkı karar vermelidir. Onun için yarın bütün halkımızı sandık başına oyunu, iradesini beyan etmeye davet ediyoruz. Bu zihniyete karşı demokrasiyi savunuyoruz. Halkın iradesinin açığa çıkacağı anı savunuyoruz. O da yarındır, 31 Mart'tır. Umid ediyoruz ki yarın Siirt halkının iradesi sandığa yansır ve bu zihniyete bir cevap olur diyoruz. Tekrardan bu seçimin hayırlı, bütün halklara hayırlı olmasını ve Siirt halkının yarına hizmet etmesini diliyoruz. Tekrardan bütün